Arkadaşlar Patara tepelerine geldik. Bakalım bizi burada neler bekliyor. Şans eseri normalde buraya biz gelecektik ama unuttuk. İçeriye giriş ilginç. Müze kartla girebiliyorsunuz. Akşam 20 sabah saat 8 arasında bu gece diliminde giriş çıkış yok. Temmuz Eylül ayları yavru çıkış ayıymış arkadaşlar. Bunu ben de şimdi öğrenmiş oldum. Burada bazı yuvaların çevrelerini, etrafını çevrelemişler. Patarakum tepeleri de buralar oluyor arkadaşlar. Deniz kirli. İçeriye müze kartla girebiliyorsunuz. Bu demek oluyor ki müze kartı 65 lira olduğuna göre, yani en kötü 65 liraya içeri girirsiniz. İçeriden dışarı çıkaracaklar mı? Bu tarafa girmek tabii ki yasak. Akşam 8'den sonra sabah 8'e kadar, ama ilginç olan şey ne tabii ki? Belki ilk defa duyacaksınız. Ben de yeni duydum ve yeni gördüm. Burada arkadaşlar bir arkeolojik alan var. İçeriye giriyorsunuz bayağı motorunuzla ya da arabanızla. Bu bölgeden geliyorsunuz Patara plajına kadar araçla ya da motosikletinizle giriş yapabiliyorsunuz. Geliyorsunuz, oraya park ediyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Deniz bugün dalgalı. Etraf tabii ki her zaman olduğu gibi çer çöp. Ben size şimdi onu da göstereceğim. Memleketimizin ve insanımızın kendi topraklarına vermiş olduğu değer. Nefes nefese kaldım. Bakın şu çöplüğe, pisliğe bakın arkadaşlar. Vallahi Hintli gibiyiz yemin ediyorum var ya. Pisliğin yanına bir de oturmuşlar. İşte bunlar da o kum tepeleri. Çöl iklimi gibi düşünün. Ay, halk eğleniyor. Şu bölge arkadaşlar bu kaplumbağaların yuvalanma alanları, bir de çemberle böyle çevrili alanlar var. Oralara da uzanmak, oturmak vesaire her şey yasak. Çünkü bu ay, şu anki süreçte bu kaplumbağalar yumurtalarını çoktan bırakmışlar. İşte Temmuz ayı yavruların çıkmayı diye yazmışlar zaten. Hava aşırı sıcak. Etraf çer çöp, pislik, her şey var. Hı? Evet arkadaşlar, karşı tarafta görüyorsunuz Patara çölleri. Orası da olabilir. Burası da devamı. Burada plaj kısmı. Şurada bir uyarı var. Bakalım ne demiş. İleri gitmek yasak mı demiş. Ne demiş. TEDAŞ YG elektrik demiş. Hiçbir şey anlamadım. Evet arkadaşlar, plajdan aktaracaklarımız bu kadar. Zaten 8'e kadar mühlet. Saatimize de bakıyoruz. Tam yarım saatimiz kalmış. Yarım saat sonra sahayı boşalt diye bir uyarı gelecek. Ve buradaki insanlar sahili boşaltacaklar. Türk filmlerinde de ki bazı Osmanlı vesaire savaşlarının olduğu Türk filmleri var ya arkadaşlar. Onlar da işte çekildiği alanlar buralar. Buralarda çekildiler. Gözün alabildiğini o karşıya kadar gidiyor. Bu tarafta arkadaşlar böyle gözün alabildiğine. Yalnız şöyle bir şey var. Tam 10 numara spor yapılacak bir alan gibi gözüküyor burası. Bir de şuradan size denizi göstermek istiyorum. Suyu göstermek istiyorum.
Eğer gelmek isterseniz artık. Şurada da bir tabela var. Bu arada bir de GoPro'yu da test etmiş olayım. Ne kadar sallanma, kıpırdanma vesaire var. Evet arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bariyerlerin önündeki kumsal alan deniz kaplumbağaları yuvalama alanıdır. Kaplumbağa yuvalarına ve kafeslere dokunmayınız. Kumun şeklini bozacak herhangi bir faaliyette bulunmayınız. Yuvalama alanın içine çöp atmayınız. Kurallara uymayanlar hakkında 2872 sayılı çevre kanunu kapsamında ceza işlemi uygulanacaktır demişler. Size söylemiş oldum. Bariyerler bunlar, kafesler bunlar. Bunların içerisinde yumurta var. Ve Temmuz ayı içerisinde zaten başlıyor arkadaşlar. Bu şeyler. Şimdi ben giriş yasaktır diye düşünüyordum ama şimdi insanlar burada içeride geziniyor. Demek ki sadece şu kafeslerin olduğu yerler yumurtaların tespit edilmiş olduğu yerler büyük ihtimal. Şöyle size onu da göstereyim. Evet arkadaşlar. Yuva kafeslerini kaldırmayın. Yumurta bırakmaya yerlerini korumaktadır diyor. Yani bu kafesler. Yani arkadaşlar şu anda şu kafesin içerisinde 18-10-2024'te buradaki yavrular çıkacak. Çıkış tarihlerini bile yazmışlar ki demek ki burada arkadaşlar bunları gözlemliyorlar. Şunda da bir tarih var mı bakalım. Bir tarih atmış ama atan kişi yazması, okuma yazması var mı bilmiyorum. Acayip bir şey atmış. Bir de şuna bakmak istiyorum son olarak. Kum şifadır arkadaşlar. Bütün elektriği üzerinizden alır. Evet, 01.06.2024 demiş. 01.06 oğlum, o yavrularını çıkarıp salmış mı ne yapmış? 01.06'da yumurta mı bırakmış yoksa? Yumurtalarını bırakmış büyük ihtimal. Ve başka da bir tarih vesaire yok. Neyse. Arkadaşlar buradan anlatacaklarım bu kadar. Burası neredeydi burası da? Kalkanı geçince. Nereyi? Kalkanı geçiyoruz. Kalkan mı? Evet. Kaş ilçe Kaş ilçesinin sınırları içerisinde. Evet arkadaşlar burası Kaş. Kaş'a gelmişseniz eğer ya da gelecekseniz eğer Kaş ilçesinin sınırları içerisinde Patara Çölü plajı. Arkadaşlar şu tarafa giderseniz de o dağları vesaireleri var işte. Biz hemen kestirme yoldan geldik. Su çok temiz değil. Dalgalı. Yüzecek bir hali de yok. Yerler, çöpler, pislikler tabii ki bakın. Görüyorsunuz bunları buralarda. İzmaritler. Sigara yasak olmasına rağmen. Arkadaşlar bir de burada sigara içme alanları da belirlenmiş. Yani her yerde sigara içebiliyorsunuz. Mesela şurada karşıda yerler var. Oralarda sigara içilir alanlar var. Oralara gidecek. Ve oralarda sigaranızı içeceksiniz. Böyle bir kural da var. Bence güzel bir kural. Ben de zaten sigarayı bırakalı 5 gün oldu. Dayanmaya, sabretmeye çalışıyorum. Arkadaşlar buradan anlatacaklarım bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.